Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan. Kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına telgraf çiçeklerimle çıktım. Bakın. Ben bunları artık haftada bir veya 1,5 haftada bir atıyorum. Bakın. Ne kadar büyüdüğünü, ne kadar geliştiğini sizler de görün. Yaptıklarımı, hani uyguladıklarımı yapın diye bakın. Şöyle aşağıya doğru ne güzel sarktı. Benim güzel kızım ne güzel sarktı. Dostlarım, telgraf çiçeğinin aslında büyümesi çok zor bir çiçek değil. Dışarı ortamını sevmiyor. Salon çiçeği olduğu için ben daha önce balkonumda ve dışarıya koymuştum bu telgraf çiçeğimi. Hiç iyi verim almadım, hiç büyümedi. Daha sonra içeri aldığımda böyle coştu, güzelleşti. Bakın, şu yaprakların canlılığına bakın. Benim bu telgraf çiçeğim yaklaşık şu an 4 aylık falandır. Belki 4 aydan da azdır. Bakın. Şöyle. Nasıl güzel telgraf çiçeğim büyüdü. Burada da bir tane telgraf çiçeğim var. İki tanesi aynı, bir tanesi farklı olan telgraf çiçeğim var. Onu bugün çekmedim, pembe telgraf çiçeğimi. Bakın dostlarım. Nasıl güzel büyüyor. Şunların güzelliğine bakın. Aslında benim bir tane vitrinim var. Vitrinimin bir köşesine birini koymayı düşünüyordum ama orası güneş almıyor. Aslında hani oraya aydınlık alsa o kadar güzel olur ki sehpaların yanına koysam bu telgraf çiçeklerini böyle aşağı doğru sarsa. Ama işte telgraf çiçekleri aydınlık ortamı çok seviyor dostlarım. Aydınlık olan yere koyun muhakkak. Bu ortalarından da bakın görüyorsunuz minik minik yavrular veriyor. Orta kısımdan büyüyüp sonra dalları sarkaç olarak aşağı doğru sarkıyor. Sarmaşıkgillerden arsız bir çiçektir. Öyle bakımı zor bir çiçek değildir dostlarım. Suyunu, aydınlığını yani suyunu düzenli verirseniz, aydınlığını güzel ayarlarsanız, ayda bir ve 3 ayda bir küllerine dikkat ederseniz emin olun ki telgraf çiçeklerinden güzel verim alacağınıza inanıyorum. Şöyle uzaktan bir kez daha göstereyim sizlere. Bakın. Burada ise ceylan gözü çiçeğim var. Bu benim ceylan gözü çiçeğim dostlarım. Şöyle. Burada ise zambak çiçeğim var. Bakın. Her tarafı mosmor açtı. Dostlarım bu zambak çiçeği geçenlerde sormuştum. Sizin yörenizde ismi ne diye bir bayanın biri cevaplamıştı ama adını unuttum. Onlar da farklı bir şey söylüyorlarmış. Biz burada zambak söylüyoruz. Bu zambak çiçeği türü dostlarım böyle çok yapraklı olmuyor. Hani böyle çok aman aman bir yaprağı olmuyor. Şöyle üstten yaprak verirken şöyle gördüğünüz gibi tomurcuk veriyor. Hem tomurcuk açıp büyüyor, hani çiçek veriyor, hem de böyle yaprağı büyüyor. Yani genellikle yapraktan çok çiçek veriyor. Bakın, bu da böyle tomurcuklu. Yakın zamanda, bakın, açmıştı bu. Kardeşte bu da tohumu. Yani ben bunu alacağım. Tohumdan şöyle dostlarım, ekerim bunu ben. Bakın. Bunun tohumu da böyle oluyormuş. Ben de bilmiyordum. Kurumuş yaprak sanıyordum. Böyle tohuma geliyor bu çiçek. Çünkü bu bayağı da zaman açmıyordu. Bunu alacağım ben. Tohumunu alacağım buradan. Burada ise tekrardan ağaçların hani yaprak veriyor dostlarım. Bakın. Şuradan şöyle göstereyim. Çok zor bir bakımı yok. Bu da doğrudan şeyi seviyor. Aydınlığı seviyor. Cam önünü seviyor. Benim açmıyordu bir müddet. Benim bu çiçeğim daha önce camın önündeydi. Ben yerini değiştirmiştim. Çünkü ben
Odalarımın hepsi güneş görmediği için dönüşümlü olarak yerlerini değiştiriyorum. Camın önüne sehpaya koyuyorum. Hani her çiçeğin faydalansın diye. Ben bunu camın önünden aldıktan sonra bu küstü. Ve küsünce ve ben tekrardan camın önüne koydum ve açtı. Ya artık camın önünden aldığım için küstü veya hani çiçek açtık. Hani açtıktan sonra bir müddet dinlenme hani süresi oluyor ya. Ya o zaman dinlenme süresine girdi öyle oldu bilmiyorum yani ama sonradan açtı camın önünü. Bakın buralar tüm çiçek ve tomurcuk dostlarım. Şöyle uzaktan tekrardan göstereyim. Dal halinde büyüyor. Dalı şu. Bakın. Şöyle. Uzun bir dal olarak büyüyor. Çok fazla yapma yok. Peki ben bugün sizlere ceylan gözü çiçeğimin açması için ondan sonra zambak çiçeğimin tekrardan daha iyi verimli olup büyümesi sarım. Burada çiçeklerimi uygulayacağım. D vitaminim var. D vitaminimi renkli gözüksün diye bir şurup kapağına boşaltmıştım. Yani bunu şurup değil yani içindeki beyaz şeffaf şey. Şimdi dökünce de göreceksiniz. D vitamini uygulayacağım. Çiçeklerimizin bu aralar çok fazla D vitamini ihtiyacı var. Nasıl D vitamine ihtiyacı var onu da sizlere açıklayayım. Güneş az görmeye başladıkları için güneşi hiç görmüyorlar neredeyse. Ve o yüzden güneşi görmedikleri için bizim bunlara D vitamin takviyesi uygulamamız gerekiyor dostlar. O yüzden çocuklarımızın kullandığı D vitaminleri veya bizim D vitaminlerimizi çiçeklerimize de uygulayabilirsiniz. Şimdi size nasıl uygulandığını da göstereceğim. Şuraya D vitaminimi boşaltıyorum dostlarım. Bir yemek kaşığı kadar D vitaminimi alıyorum. Burada 3 su bardağı kadar su var. Karıştırıyorum D vitaminimi güzelce ne. Şöyle çiçeklerimi uyguluyorum bol bol. Hey, bol bol uygulayın. D vitamininden hiçbir şey olmaz dostlarım. Bu bizim D vitamini çiçeklerimizin daha gürleşmesini, daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Çok güzel verim veriyor. Ve ben kış aylarında genellikle D vitamini uygulamasını çok yaparım. Bakın şöyle hepsini D vitaminini verdim. Çünkü güneş görmüyor. Çiçeklerimiz güneş görmediği için D vitaminine çok ihtiyaçları var. Bu işlemi dostlarım ayda bir yapabilirsiniz. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arsoy'un hobileri YouTube adresime abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Bir de Arsoy'un hobileri Instagram adresim var dostlarım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sizi güzel Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.